Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Kalkma vakti Caillou. Balıkları bekletmeyelim dostum. Caillou o sabah biraz fazla erken kalkacaktı. Babası ve büyük babasıyla birlikte balığa çıkacaklardı. Ben bugün çok balık yakalayacağım. Umarım. Ancak bazen çok iyi balıkçılar bile yalnızca bir tane yakalayabiliyor. Gerçekten çok büyük bir tane. Yemek hazırlama anne. Ben bu kadar büyük bir balık tutacağım bugün. Yemek istemediğine emin misin Caillou? Kavrulmuş fındık ve üzümlü jöle. Evet. Tamam. Büyük baba. Merhaba Caillou. Merhaba büyük baba. Şapkan çok komik. Bu şapkayı ne zaman giysem balık yakalayabiliyorum. Bu yüzden bu benim şanslı balıkçı şapkam. Umarım geçen seferden daha çok şans getirir. Akşam için hiç balık getirememiştiniz. Hiç balık tutamamış mıydınız baba? Hiç balık yakalayamasak da yine de çok eğleneceğiz değil mi Caillou? Caillou balık tutmak için bu kadar çok şeye ihtiyaç duyulmasına şaşırmıştı. Bunun boyu benim kadar baba. Evet. Senin için çok uygun bir olta Caillou. Bu da senin şans şapkan Caillou. Caillou şimdi kendini tam bir balıkçı gibi hissetti. Caillou duvardaki tüylerin dedesinin şapkasındakilere benzediğini gözlemledi. Görüyor musun Caillou? Bunlar kapan. Bunlar da yem. Bunları balıkları kendimize çekmek için kullanıyoruz Caillou. Yemleri aldım. Evet, balıklar solucan sever. Bu da onların kavrulmuş fındığı gibi bir şey. Rivet, rivet. Aa, bakın, bir tekne. Evet, onlar da balığa çıkıyorlar. Caillou, balıkçıların bu kadar büyük bir tekneyle çok fazla balık tutabileceklerini düşündü. Bu şekilde balık tutamazsın Caillou. Oltalarımızı kullanmak zorundayız. Balıklar ne zaman gelecek? Şşş Caillou, balıkları korkutma. Eğer sessiz olursan tüm sesleri duyabilirsin. İyi dinle. Caillou sessizce dinledikçe daha çok ses duyuyordu. Çok doğru. Martılar. Başka sesler de duyuyor musun? Yusuf çok koşuyor. Aa, şuraya bakın. Adam balık yakaladı. Ama neden tekrar suya bıraktı baba? Çok küçük olduğu için gitmesine izin verdi. Böylece daha büyük bir balık olabilecek. Biraz sonra Caillou hayal kırıklığına uğramaya başladı. Çünkü hala hiç balık tutamamıştı. Balıklar nerede baba? Balığa çıktığın zaman sabırlı olmak zorundasın. Bazen çok beklemek gerekebilir. Gördün mü? Büyük baban nasıl da sabırlı. O en büyük balıkçı. Hadi biraz yemek yiyelim. Sonra da biraz yürüyüş yaparız.
yaklaşıyor baba, gördün mü? Çok doğru. Bugünün avını getiriyorlar, bak. Bütün balıkları avlamışlar. Onun için bize hiç balık kalmadı baba. Evet, belki de. Çok pis kokuyor baba. Martılar bu kokuyu çok sever. Gördün mü? Martı kaptı. Balıkları nereye götürüyorlar baba? Buradan dükkanlara götürecekler. İnsanlar satın alsın ve akşam yemeği pişirsinler diye. Kayu da balık tutup eve akşam yemeği için götürmek istiyordu. Hadi biraz balık tutalım baba. Merhaba. Hala şansım yok. Bugün balık tutmaktan vazgeçmek üzereyim. Lütfen biraz daha kalalım. Lütfen. Tamam Kayu. Kayu gerçekten çok sessiz olmaya çaba gösteriyordu. Birdenbire oltanın ucunda bir hareket hissetti. Baba, baba, bak bir balık. Tamam Kayu, yavaşça çekelim hadi. Oh, aman Allah'ım, şuna bakın. Kayu balığın kaçmasına çok üzüldü. Boş ver canım, zaten çok küçüktü. Yine gelip daha büyük olduğu zaman yakalamaya çalışırız. Kayu hiç balık tutamamasına rağmen çok eğlendiğini düşündü. Bu temiz hava beni çok acıktırdı. Akşam yemeğini bekleyemeyeceğim. Ama bugün anneme hiç balık yakalayamadık. Benim bir fikrim var. Şu yol üzerindeki yerde biraz duralım, ne dersin? Merhaba. Merhaba tatlım. Bu senin için anne. Aa, bu ne kadar büyük bir balık böyle. Bunu dükkanda yakaladık. Hey, balıkçılık sırlarımızı vermemelisin Kayu. Aa, bunu unutmuştum büyük baba.